Evet, saygıdeğer Çaylili hemşehrilerimiz. Elektriğe, doğalgaza, yakıta, ekmeğe, özetle iğneden ipliğe, her şeye, zam üstüne zam yapılmasına karşı sesimizi yükseltmek için bugün burada toplandık. İl genelinde yapmış olduğumuz zamlara hayır, bezduk, darlandık basın açıklamalarının ikincisini Çayeli ilçemizde yapıyoruz. 6 ay önce de gene burada Mesut Yılmaz Parkı'nda zamlara karşı açıklama yapmış ve sesimizi yükseltmezsek daha da yüksek zamlarla karşılaşacağımızı söylemiştik. Ne yazık ki bugün sözümüzün doğruluğu ortaya çıktı. O yüzden bir kez daha sesleniyoruz. Zamlara ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmezsek daha çok zam ve haksızlıklarla karşılaşacağız. Değerli vatandaşlarımız, zamların nedeni ne dolardır ne de dış güçlerdir. Zamların nedeni kötü yönetimdir. Bu süreçte çok net gördük ki, gördünüz ki dolar yükselse de gerilese de fiyatlar artmaya devam etmektedir. Rize'de ekmek fiyatları 3 TL oldu. Bu fiyat şu an fırıncı esnafımıza da yeterli gelmiyor. Çünkü maliyetleri sürekli olarak artıyor. Böyle giderse 2-3 ay içerisinde ekmek fiyatları 6 TL'ye geçebilir. Çünkü nüfusu 1.4 milyar olan Çin'den bile daha fazla buğday ithal ediyoruz. Hükümetin uygulamış olduğu ithal tarım politikası sonucunda tarımda dışarıdan ithal etmediğimiz hiçbir ürün kalmadı. Çay üreticisi olmayan Azerbaycan'dan çay bile ithal ettik. Elektriğe bir kalemde %100'den fazla zam yapılmıştır. Bu Cumhuriyet tarihinde bir kalemde yapılan en büyük zamdır. Ülkemizde elektrik üreteceğiz diye yağma etmediniz, doğa ve yaşam alanları bırakmadınız. Çayeli'nde Senoz Vadisi'ni yok ettiniz, gene de en yüksek zammı elektriğe yapıyorsunuz. Demek ki asıl amacınız elektrik üretmek değilmiş. Vatandaşlarımız yakında yeniden gaz lambalarına dönüş yapmak zorunda kalacaktır. Gerçi zamlar bu şekilde devam ederse gaz da alınamayacağı için mumlarla aydınlanmak zorunda kalabileceğiz. Yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınlanamaz, aydınlanamaz, karnını doyuramaz hale gelmiştir. Ekonomi nasıl deyince kendi gözlerindeki mutluluğu adres gösterenlerin ülkemizi getirdiği nokta budur. Artık tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'mizden de bezduk, yandık, darlandık, sesleri yükselmektedir. Hep beraber söylüyoruz arkadaşlar. Bezduk, yandık, darlandık. 2021 yılı için tüketici fiyatları enflasyonu %36, üretici fiyatları enflasyonu %79.89 olarak açıklanmıştır. 19 yıllık AKP iktidarı sonunda enflasyon rakamları 2002 yılındaki rakamların üstüne çıkmıştır. Enflasyonu düşürmek bizim işimiz diye iktidara gelenler şimdi enflasyondaki yükselişi üzüntüyle karşıladıklarını söyleyip Rabbimiz yardımcı olsun diyorlar. Gerçi daha önce de bir bakan yaptıklarımızı Allah bize yaptırıyor demişti. AKP'nin mucizesi ve yönetim anlayışı bu. İşler iyi giderse biz yaptık, işler kötü giderse Allah'tan. Çay müstahsilimiz 2021 yılında gerçekleşen üretici fiyatları enflasyonuna göre %60 daha yoksullaşmış ve fakirleşmiştir. Gübre fiyatlarının geldiği rakamları görüyoruz. En iyi koşullarda tonu 7500 ya da 9500 TL'den satın alacağız. Geçen seneye göre gübre fiyatları en az 3 ile 4 kat arasında artmış olacak. 2021 yılında çayını 1 yıl vadeli satan çay üreticisinin kaybını varın siz hesaplayın. Buradan çay üreticisine sesleniyoruz. Sakın gübre atmayız demeyin. Gübre atılmamasının sonu bir süre sonra yurt dışından çay ithalatının kapısının açılması demektir. Aksine hükümetten gübre desteğinde bulunun. Çay Rize'nin geleceğidir. Asgari ücretlere %50 zam yapıldı. Son 45 yılın en yüksek zammını yaptık dediler. Oysa ki sadece
95, 1997, 98 yıllarında %100'lerin üzerinde zam yapıldı. Arkadaşlar, asgari ücrete fazladan bir zam yapılmamıştır. Sadece enflasyon oranı ve artı refah payı üzerinden bir zam yapılmıştır. Emeklilere yapılan zammı da gördük. 1500 TL olan en düşük emekli maaşını 2500 TL'ye çıkardılar. Diğer emeklilere de %25 zam yaptılar. Memur emeklilerine %2,5 ek zammı bile çok gördüler. Bu arada tabii emeklilerin hemen hemen hepimizin kafası karıştı. Şu an kimse ne kadar maaş alacağını tam olarak hesaplayamıyor. Çünkü yapılan zam değil, enflasyon farkı. Sonuçta milyonlarca emeklimiz gene asgari ücretin çok altında maaş almaya mahkum edildi. Özetle algı operasyonlarına devam. Değerli emeklerimiz, duyun, kulak verin. Partimiz milletvekilleri tarafından emeklilere en az asgari ücret tutarı olan 4200 TL kadar ücret verilmesi önerimiz Cumhur İttifakı üyeleri tarafından reddedilmiştir. Rize hem çay üreticilerin hem de emeklilerin kentidir. Varın gerisini siz hesaplayın. Hükümet kendi yarattığı krizin faturasını halkımıza ödettirmektedir. Emeklerimiz ek zammı beklerken saray 225 milyar dolar ihracat yaparak tarihi rekorlar kırdık diye açıklama yapmıştır. Doğrudur. Sen ne vereceğini açıklayacaksın. Doğrudur. Doğrudur. Açıklayacağız. Ne vereceğini açıklayacaksın. Diyeceğiz, koyumuzu sana verelim diyeceğiz. Tamam, teşekkür ediyoruz. Onu da bekle, biraz beklersin. Beklersen göreceksin. Doğrudur. Peki ne kadar ithalat yaptık? 271 milyar dolar. Cari açığımız ne? 45 milyar dolar. Peki 2002 yılındaki cari açığımız neydi? 15 milyar dolardı. Kaybolan 128 milyar doların hesabını doğru dürüst veremeyenler günahtır. Faizi yükseltmeyeceğiz diyenler faize teslim olmuş ve tüm vatandaşlarımızı da faiz ve dolar cenderesine mahkum etmişlerdir. Faize karşı olduğunu söyleyen hükümet faiz haramdır diye dolar alan vatandaşlarımızı ikna ile TL bazında faizi hesap açmaya yönlendirmeye çalışmaktadır. Faize karşı olan hükümet Merkez Bankası'nı %14 faizle bankalara para satmaya ve aynı hükümet Merkez Bankası'nı aynı bankalardan %24 faizle borçlanarak para almaya yönlendirmektedir. Değerli vatandaşlarımız, yapılan zamlar daha sonra yapılacak olan zamların habercisidir. Daha piyasalar zamlanmadı. Şimdi piyasaların zamlanması var. Olmaması en büyük temennimizdir. Fakat yeni zamlar kaçınılmazdır. Buradan kimse esnafımızı da suçlamaya kalkmasın. Çünkü maliyetleri yükselten bir hükümet var. Suçlu kötü yönetimdir. 2021 yılında elektrik fiyatları %100'den fazla artmıştır. Yumurta %117, ekmeğe %70, ulaştırma fiyatları %53, tüp %119 artmıştır. Yakıta yapılan zamlar ve ayrıca işsizlik, yoksulluk artık dayanılmayacak ve katlanılamayacak boyuta gelmiştir. Vatandaşımız her alışverişe gittiğinde eli yanıyor, elini bir şeye uzatamıyor. Artık sesimizi yükseltmek zorundayız. Yoksa bugün karşı karşıya kaldığımız zamlardan çok daha büyük zamlarla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle Çayeli Mesut Yılmaz Parkı'ndan sesleniyoruz. Hükümet yapmış olduğu tüm zamları geri almalıdır. Memur emekleri, SGK ve Bağkur emeklerine yapılan zamlar arttırılmalıdır. En düşük emekli ücreti en az asgari ücret tutarı kadar, yani 4200 TL olmalıdır. Çay üreticilerine fiyat farkı verilmelidir. Destekleme ücreti 13 kuruştan en az 1 TL'ye yükseltilmelidir. Çay müstahsillerine ayrıca gübre desteği verilmelidir. Esnaf ve işletmeler desteklenmeli, maliyetleri düşürülmelidir. Kötü yönetimler kaderimiz değildir. Aksine kötü yönetimlere karşı sesimizi yükseltmek irademizdir. Bir kez daha sesleniyoruz ve sesleniyoruz. Yeter artık. Bezduk. Darlandık. Yanduk. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.